Dave nerede? Yorgun olduğunu ve dinlendiğini sanıyordum. Ama partide de yok ve burada da yok. Nerede bu çocuk? Bak Dev, saat 12'ye kadar niye bekliyoruz ki? Herkes uyuyor olacak, rahatsız etmeyelim. Ben yarın gelir herkesle tanışırım, tamam mı? Gitmem. Olmaz Lili, Mili. Bir saniye. Evet abi. Onu durdurmaya çalıştım ama gidecekmiş, ilgilensenize. Müstakbel yengemizle sorun çıkmasını istemeyiz. Çocuklar gitmem lazım. Olmaz. Bak, bunu sana Kanika gönderdi. Hemen üstüne değsen iyi olur. Hadi ama. Bizimle gel. 12-15 dakika kaldı sadece. Biraz daha bekle, sonra gidersin istediğin yere. Evet, hadi değişelim. Hadi. Dev hiçbir yerde yok. Evin her yerine baktım. Onu bulun lütfen, hadi çabuk. Ama Dev partide buradaydı. Katar telefonundan arıyorum ama cevap vermiyor. Çocuklar ben geç kalıyorum. Anlamaya çalışın. Önemli bir işim var. Gitmem lazım. Nayantara lütfen bekle. Bekleyemem. Hey dur biraz. Bizi böyle üzme lütfen bu şekilde. Canım çok yanıyor. Uzatma. Benimle ne ilgisi var ki? Bence hiç üzülme. Nayantara 2 dakika daha dayan. Kanika'nın sürprizi gelmek üzere. Lütfen. Anlamaya çalışın. Bekleyemem. Anlamaya çalışın. Çok tuhaf hissediyorum çocuklar. Sizinle alakası yok. İyi hissetmiyorsan doktora götürebilirim seni. Sonra da eve bırakırım. Çoktandır bekliyorum. Hepsi bu yüzden. Çekil. Ne oldu buna? Brenda! 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 Burada olduğunu biliyorum. Hemen çık. Seni affedebilirim. Beni kızdırırsan çok pişman olursun. Bunu sakın yapma. Tanrım, bana yardım et. Lütfen. Nayantara'ya ne oldu? Anlamadım ki. Niye böyle davranıyor? Hadi gel bulalım şunu çabuk. Olur. Bak, Dev geldi. Dev. Neredeydin? Seni arıyoruz. Çok korktum. Telefonuna da ulaşamadık. Beni öldürecek tamam misin sen? Tamam anneciğim, bir şey yok. Niye bu kadar korktun? Ben gayet iyiyim. Boşuna merak ettin. Bak. Hadi gel. Hadi. Neden böyle yapıyorsun? Ne yaptım ki? Bu yanlıştı. Ya baba lütfen. Bir de sen başlama. Tanrım, gerçek formuma dönersem ne olacak? Bir an önce anneme ulaşmam gerek. Neredeydin? Kaç saattir seni mabette bekliyorum. Evet, biraz geç kaldım anne. Ama kimsenin önünde şekil değiştirmedim neyse ki. Bayağı uğraştım. Bana neler olduğunu hiç anlayamıyorum anne. Çok garip hissediyorum. Bazen bir titreme geliyor üstüme. Nayantara, vakit geldi demek ki. İntikam almanın vakti geldi. Gel. Bırak beni Manas. Bakalım şimdi seni kim kurtaracak? Beni kızdırırsan pişman olacağını daha önce söylemiştim. Beni hafife alma. O iki kızın hayatını bitirmene izin vermeyeceğim. Bırak şimdi kızlar filan. Önce kendini düşün. Yok olmaktan nasıl kurtulacağına kafa yor bence. Benim sırrımı açıklayacaktın öyle mi? Kaç tane kızla beraber olduğumu çok merak ediyorsun değil mi? Bence çok meraklısın ve o yüzden de bugün yok olacaksın. Gel!
Manas bırak beni. Gel. Bırak. Manas. Manas bırak beni lütfen. Manas bırak beni. Ben bir yılanım ve hepinizle ödeşeceğim. Onun doğmasının bir sebebi var. Annesinin intikamını alacak. Çocuğun doğduğu anda şekil değiştiren yılan olmayacak. Gerçek şekil değiştiren yılan olması için 25 yıl beklemek zorunda. Bugün senin doğum günün ve lanet sona erecek. İlk defa gerçek formuna dönüşeceksin. Anne, neler oluyor böyle? Ben neden değişmiyorum? Hiçbir şey anlamıyorum. Gece yarısı oldu anne. Saat 12 ve ben artık 25 yaşındayım. Form değiştiremiyorum anne. Bugün lanetin biteceğini ve şekil değiştiren yılana dönüşeceğimi söylemiştin. Ama hiçbir şey olmadı. Yılana dönüşmüyorum. Anne, buraya gelmekte geç mi kaldım? Yanlış mı yaptım anne, söyle. Harç! Sparç! Harç! Harç! Sparç! Kaçın! Çabuk olun! Çabuk! Ne oluyor? Hadi çabuk arabaya binin! Hey. Çabuk olun! Hemen tamam, arabaya ne gidin! Ne oldu? Acele söylesene. Edin! Hadi oyalanmayın! Hemen arabaya binin çocuklar! Kız arkadaşına ne oldu? Hemen arabaya binin hadi!
Çok şükür. Tören çok iyi geçti. Canım, umarım en kısa zamanda bu eve gelirsin. Artık bekleyemiyorum. Tanrı'dan başka bir dileğim yok. İnan öyle. Başka ne isteyeceksin acaba? Ne istesen oluyor zaten. Ha, bir dakika. Yenge, birinde nerede? Yarın neler olacağını sormalıyız ona. Olacak mı, olmayacak mı? Yarın değilse ne zaman olacak? Ben ona sorarım. Nasıl soracaksın? Buralarda yok ki. Kanika, Nayantara bir anda gitti. Çok da gergin görünüyordu. Ona bir baksana. Aa, nereye gitti? Hemen bakarım. Baksana Kiyati. Birindayı mı arıyorsunuz? Damat da ortalarda görünmüyor. Onu da bulun. Evlenmekten vazgeçmiş falan olmasın. Yenge? İre yenge, Manas siparişe pek benzemez. Bu arada Harş'la siparişe burada değil. Onlar da mı evden kaçtı yoksa? Saçmalamayı kes ve işine bak hemen. Doğru söylüyor. Anne. Efendim? Brinda'ya yarınki işleri halletmesini söyler misin lütfen? Ben uğraşamam. Hı? Brinda bu evdeki işleri iyi hallediyor. O burada olmazsa her şey alt üst oluyor gerçekten. Anne bu nasıl olabilir? Şekil değiştiren bir yılanın kızı nasıl yılan olmaz? Niye form değiştiremez anne? Bir şeyler yapmalıyız. Başka bir yolu olmalı. Bunu başka türlü yapamayız. Anne benim güçlerim yok ama senin var. İntikamımızı güçlerini kullanarak sen bunu alabilirsin. Bunu yaparsam sana bağımlı kalmamış olacağım Nayantara. Beni anlamaya çalış. Hepsi beni tanıyor ve dikkat kesilmiş durumdalar. O yüzden de pederi çağırarak eve büyü yaptırdılar. Onlara ne kadar zarar verebileceğinden haberleri bile yok. Tam da bu yüzden ölecekler. Ama güçlerim olmadan ne yapabilirim ki ben anne? Anne ben gerçekten senin kızın mıyım? Tabii ki benim kızımsın Nayantara. Biz bu kadar yıldır seninle neredeyse hiç ayrılmadık. Kazanın olduğu gün, çöllerde ve hatta ben şelaleden düştüğüm gün bile beraberdik. Sen benim kollarımdaydın. İblislerle mücadele ettiğin zaman ben neredeydim? O dakikada benim uzağımda duruyordun çünkü seni onlardan korumak istiyordum. Beşikteydin. Birkaç dakika sana dikkat etmemiş olabilirim. Şelaleden düştüğümde kendimde değildim zaten. O an seni görmüyordum. Ve bugün yılan formuna girememenin sebebi o an yapılan bir şeyler olabilir. Her neyse. Ben bu soruların cevaplarını bulacağım. Sen hiç merak etme. Tamam mı? Nasıl merak etmem anne? O iblislerin hayatta kalmasına izin veremem. Onların arasına girmemin mutlaka bir yolu olmalı. Mutlaka vardır Nayantara. Ama anlamadığım bir şey var. Normal bir insan o kadar kişiyle nasıl mücadele eder? Bu çok zor olur. Sen endişelenme çünkü henüz şekil değiştiren yılan güçlerine sahip değilsin. Anne dev, onu kullanarak bir şey yapabilir miyiz? Dev benden hoşlanıyor ve bence onu kullanarak biz bir şey... Ne zaman, nasıl ve kimin üzerinden bir şey yapacağımıza ben karar veririm. Bunu daha önce de söylemiştim. Sen şimdi eve git ve beni bulmaya çalışma. Çünkü ben önce sorularımıza cevap arayacağım. Cevapları bulunca da... ben sana geleceğim kızım. Manas neden böyle kaçtık? Ne gördün? Söylesene hadi. Konuşsana. Siz bir şey görmediniz mi? Hayır. Hayır. Söyle hadi. Vahşi bir hayvan mı gördün? Ben deprem gibi bir şey hissettim. Hadi Manas ne gördün? Söyle. Söyle hadi.
Neden terliyorsun? Klima açık. Bunun aklında başka şeyler var. O yüzden ormana gelmiş olmalı. Yakında evleniyorsun Manas. Öbür kızları unutsan iyi olur artık. Bu arada hiç belli etmiyorsun ama ne yaparsan yap yine de benim kadar çapkın olamazsın. Yakalanmadan aynı anda iki kızla bile çıkabilirim. Bakın Hardik arıyor. Hardik? Dostum neredesiniz siz? Herkes sizi arıyor ve ben nelerle uğraştığımı bilmiyorsunuz. Neredesiniz siz? Hardik biz Harş'ın arkadaşını bırakıyoruz. Evet Hardik. Öyle mi? Bence yalan söylüyorsunuz. Bunu herkese söylememi ister misiniz? Ne dersiniz? Tabii. Çocuklar her şey tamam ama ya birinde eve sağ salim giderse? O zaman... Neredeyim ben? Dokunma bana! Belinda, ben Periya. Güvendeyiz çok şükür. Bizi acayip büyük bir yılan kurtardı. Çok büyüktü Belinda ve benim odama giren yılanın aynısıydı. Hayır. Bu başkaydı, farklı bir yılandı. Evet, bu çok farklı bir yılandı. Rengi farklıydı ama çok büyüktü. Kocamandı Belinda, kocaman. Çok büyüktü Belinda, çok. Periya, ne diyorsun sen? Ne yılanı? Ne dediğimi bilmiyorum galiba. Ben sadece hayatımı kurtarmak istiyorum. Sen de kendini kurtar, hemen kaç. Periya, bekle. Ne diyor bu? Ben mabede gittim ve o beni... Başka bir yere götürüyordu ama neden bir şey hatırlamıyorum. Ben oraya nasıl gittim? Alo anne. Eve geliyorum. Yoldayım şu anda. Belinda. Alo, Racat. Seninle önemli bir şey konuşmam gerekiyor. Benimle kulübede buluşur musun? Şimdi mi? Belinda, saat kaç? Farkında mısın? Bu saatte buluşmak nereden çıktı? Alo, Racat. Çok önemli. Yirmi dakika geçti. Ben artık sabırsızlanıyorum. Manas nerede? Biri biliyor olmalı. Burada neler oluyor? Manas burada mı? Biri bana cevap verecek mi? Canım. Manas? Neredeydin sen? Neredeydin söyle. Yenge. Ağzını aç. Aç ağzını dedim. Yenge, sakin ol. Ne yapıyorsun? Manas içmez ki. Keşke bize sorsalar. Haber vermeden nereye kayboldunuz? Ben söyleyeyim. Thank you.
Parek ailesi çocuğumuzdan ne istiyor bizim? Ben... Birinde hala eve gelmedi. İyi de Parek'lerin evinde de değil. Herkes onu arıyor. Ne? Kızım nerede acaba? Kanika Manas'ın sana bir hediyesi var aslında. Postada takıldığı için gidip bizzat alması gerekti. Gerçekten mi? Ciddi misin? Bu adam sana çiçek de aldı. Versene hadi. Tamam. Teşekkür ederim bebeğim. Beni gerçekten çok korkuttun. Mumbai'nin havası da bir garip. Aralıkta bile yağmur yağıyor. Hiç güven olmuyor. Bugün Manas'la diğerlerinin hepsini kurtardım. Ama kulübede parti yapıp yapmadıklarını kontrol etmem lazım. Racat. Rasik, beni dinle. Ne oldu? Bak daha neler olacak şimdi. Herkesin Manas'ı nasıl şımarttığını gördün mü? Hem dev de Manas'ın tarafını tutuyordu. Eğer herkes Manas'ın etrafında olursa, o zaman bizim başka bir şey düşünmemiz gerekecek. Lütfen bir şey yap artık. Anlamaya Rasik. Çalış, lütfen. Yıldızların Rasik, sıralanması lütfen. Yüzünden içim sıkılıyor zaten. Bir de sizin saçmalıklarınızla uğraşıyorum. Yapacak bir sürü işim var benim. Rahat bırak beni lütfen. Rasik. Rasik. Yapma lütfen. Oh! Gerçek tiyatro burada işte. Yağmur altında büyük bir aşk yaşanıyor. Demek ki Hardik'in önü açıldı. Hardik'le Nayantara'nın arasını yapabilirim artık. İşte bu çok güzel olur. Brenda? Özür dilerim. Seni Racat sandım. O da buraya gelecekti. Rica ederim, sorun yok. Bu yağmurun altında ne işin var ki? Çok korkmuş gibisin. Bir şey mi oldu? Bakalım seni şimdi kim kurtaracak? Beni kızdırırsan pişman olacağını daha önce söylemiştim.
Manas! Ne? Bırak beni! Manas bırak beni! Rinda! Ne oldu anlatsana lütfen. Her şey yolunda mı? Söyleyecek misin? Bak hemen söyle yoksa erkek arkadaşına bana sarıldığını söylerim. O da çok kızar. Ama bir seçenek daha var. Eğer seni aldatıyorsa o zaman hiç kızmaz ve anlayışlı davranır. Evet olabilir doğru. Her fırsat bulduğunda Rajat'ı götürüyorsun. Rajat her şeyi yapabilir. Ama beni asla aldatmaz anladın Onu mı? Onu kötülemiyorum. Ben Rajat'ı iyi tanımıyorum ki. Ama şunu fark ettim. Ne zaman ona ihtiyacın olsa yanında değil. Bir sıkıntı mı var? O da burada değil. Uzun zamandır kollarını açtığın kızdan bahsediyorum. O da aldatıyor galiba. Git de bir bak istersen. Dur. Anne. Beni affet. İstediğin gibi biri olamadım anne. Yılan olamadım ama sebebini hiç anlayamıyorum. Bu senin hatan değil. Neden yılan formunu alamadığını bilmiyorum. Ama benim kızım olduğundan hiç şüphem yok Nayantara. Ve seni çok seviyorum. Şu an ağlamak için doğru zaman değil. Düşmanımızı öldürmek için başka bir şey var aklımda. Sen devin seninle arkadaş olduğunu söylemiştin. Onu kullanarak düşmanlarımızdan kurtulabiliriz. Annem bu dünyadaki en tehlikeli hayvanın insan olduğunu söylerdi. O zaman o tehlikeli hayvanlar birbirlerini öldürecekler. Ben onları nasıl ve ne zaman öldüreceğimi biliyorum. Bütün düşmanlarımın yüzleri aklımda var zaten. Onları hiçbir zaman unutmadım. Yılan oradaydı. Sen delirdin mi? Kimse görmedi bir tek sen mi gördün yani? Kafan iyi mi senin? Kes sesini. 6-7 metre boyunda bir yılan gördüm diyorum sana. Bugün o mabedin içinde ölümle burun buruna geldim. Ama sen Brinda'nın arkasından koşmuyor muydun? Evet. Belki de yılan o yüzden benim peşimdeydi. Uydurmuyorum. Bugün neredeyse ölüyordum. Peki ya Brinda öldü mü? O öldü mü? Keşke ölse. Ama teyze bu olaydan haberdar olmamalı. Onun yılanlardan kaçınmak için neler yaptığını biliyoruz. Ama her yerde yılan görüp duruyor. Bekarlığa veda partisine gittiğimiz geceyi hatırlasanıza çığlıklar atıyordu. Ya evet. Şey aslında bir yılan görmüştü. İnandınız mı? O sadece hayal gördü. Ama... Neler oluyor çocuklar? Kim kimi aldatıyor? Bizim Manas. Bu kadar kız arkadaşın olursa bir gün patlarsın. Hatta sana yılanlar bile saldırır. Hiç komik değil arkadaşlar. Brinda'nın sırrımı açıklamasından korkuyorum. Hiç merak etme. Onu ben hallederim. Yani Brinda hala hayatta mı? Hey, Brinda'ya ne oldu? Bizim çapkın hayatında ilk defa aşık oldu. Eğer kız kaçarsa bizimki de ölür. Beni dikkatlice dinleyin şimdi. Bugün aşağıda olanların bir daha tekrarlanmasını istemiyorum. Sizi uyarıyorum. Yarın düğün var. Sorumsuz çocukça davranışlarınız ailemizi utandırmamalı. Olur abi. Anladım. Çocuklar, Dev abi haklı. Manas dikkat et. Düğün iptal olursa yandık demektir. Biz değil, sen yanarsın. Bana ne oldu? Manas... Nereye kayboldu? Ben nasıl kaçtım? Kaçmak için mabede gittim. Onu hatırlıyorum. Ama ondan sonrasını hatırlamıyorum. Yola nasıl çıktım?
Neden? Hiçbir şey hatırlamıyorum. Manas'ın yüzünü de hatırlamıyorum. Birinda! Birinda! Anne, sana iyi bir haberim var. Bugün bütün gün evdeyim. Bugün ne kimseye yardım etmek ne de düğüne gitmek istiyorum. Annemle güzel bir gün geçirmek istiyorum. O zaman biraz tatlı yemelisin. Aç ağzını, hadi bakalım. Ne oldu sana? Gel buraya, gel. Kendine hiç bakmıyorsun kızım. Bu nasıl oldu? Söyle. Evde ateş yanıyordu. Orada... Bu yeni olmuş. Eski değil ki. Evet, yeni oldu. Şuradan çantamı almaya çalışırken düştüm ve canım çok acıdı. Orada oldu. Sen de durmadan düşüyorsun. Canını acıtıyorsun. Dur. Brenda. Babam. Babam geldi. Büyük anne. Nasılsın? Ben iyiyim canım. Sen nasılsın? Dün gece doğum gününü kutlayamadım. Buraya gelip hediyeni vermek istedim. Al bakalım. Büyük anne, bunu alamam. Hiç gerek yok. Hey, her şey kuralına uymak zorunda değil. Bazı şeyler de sevgiyle yapılır. Bana bunu söylemiştin ama sonra unuttun. Bu bilezik ve halhalları al. Bu akşam düğününde takarsın. Beni çok mutlu edersin. Gelecek. Orada olacak. Bu güzel bilezikleri de en sevdiği elbisesiyle takacak. Teşekkür ederim büyük anne. Dua hazırlıkları daha yapılmadı. Citanceli, canım gül suyu getir, hemen kanikaya sürmek istiyorum. Gören de her tarafa para atıyor zannedecek. Şşş, yavaş konuş, biri duyacak. Duyarsa duysun, çok kıskanıyorum zaten. O Kiyati'nin zengin bir gelini olacak. Kiyati burada kalacak, iyi değil mi? Bence çok iyi bir şey. Düşünsene, eğer para gelirse biz de ceplerimizi doldururuz. Ben bunu düşünememiştim, çok tatlısın. Umarım istediğin her şeye kavuşursun. Tatlı istiyorum, işte. Tatlı mı? Olur. Al bakalım. Büyük annem ısrar etmese buraya asla gelmezdim. Tanrım, ne olur Manas benim yanıma gelmesin. Gelin de şuraya oturalım. Gel büyük anne. Rasik, Feder nerede? Gelmedi mi daha? Hayır. Onu hemen bulurum yenge. Büyük anne sen otur. Ben hemen bir bakıp geleceğim. Tamam mı? Sen neden dikkat etmiyorsun ki? Niye yalnızsın? Nerede erkek arkadaşın? Senin kız arkadaşın nerede? Yağmurun altında onu bekliyordun ya hani. Ben öylesine duruyordum orada. Boş ver, ben her şeyi biliyorum. Çok işim var, sonra görüşürüz. Dev kardeşi gibi değil. Ona her şeyi söyleyebilirim. Evet, söyleyeceğim. Daha fazla sessiz kalamam. Dev. Evet, gel. Bana fırça çekeceksin değil mi? Hadi başla, hayır, bekliyorum. Hayır, fırça çekmeyeceğim. Hayır, ben sadece önemli bir şey söylemek istiyorum. Önemli bir şey. Neymiş? Dev, ben dün gece kendi isteğimle o hale gelmedim. Manas. Dev. Bir dakika, hemen geliyorum. Ne haber? Bugün daha iyi misin? Dün buradan bağırarak gitmiştin. Benimle gel, lütfen. Bırak kalsın. Güzel oldu. Çocuklar. Herkes geldi. Annemin de heyhileri üzerinde. Olumsuzluklara katlanacak durumda da değil. Kayati halam ki ona piyango vurdu. Ama Ketki ile Iravati yengenlerin moralleri bozuk. Çünkü Kanika gibi zengin bir gelin bulamadılar. Yani herkes normal görünüyor. Bu çok iyi. İyi olan ne? Kız ne yapıyor? Hani o çalışan kız vardı ya, ne yapıyor? Bırak şimdi kızı falan. Hepsini hallederiz. Neden şimdi kafayı o kıza taktın? Ben senin kız arkadaşın Priya ile de ilgilenirim. Beni dünden beri aramadı. Kötü haber almaktansa hiç almamak daha iyidir. Öyle.
Annemin hasta olduğunu öğrenince çok üzüldüm. Canım çok sıkıldı ve doğum günümü falan kutlamak istemedim. Peki annen şimdi nasıl? Şimdi daha iyi. Çok özür dilerim Dev. Canım çok sıkkın. Doğum günüm için birçok hazırlık yaptınız ve ben... Ne olacak canım? Rica ederim. Sağ ol. Eğer istersen dün bıraktığımız yerden devam edebiliriz. Yani düğünden sonra doğum günü kutlaması yapalım mı? Ne dersin? Tabii ki yaparız ama bir durum var. Nedir? Balonların hepsini kendin şişireceksin. Arkadaşın hepsini patlatmıştı biliyorsun herhalde. Çok şükür ben iyiyim. Evet çok şükür, affedersin. Affedersin. Alo. Her şey plana uygun ilerliyor. Senin dediklerini yapıyorum. Sen de hazır olmalısın. Hadi tamam, tamam. Acele edin. Hadi, hadi, hadi çabuk ol. Alo, Priya? Sizin evin terasında seni bekliyorum. Dün yaptıklarını asla affetmeyeceğim. Ama yine de seni dinlemek istiyorum. Hadi hemen yukarı gel. Affedersin ama gelemem. Çok işim var. Peki, kararını vermek için sadece 5 dakikan var. Unutma, 5 dakika. Lanet olsun, onu ormana, nehre veya başka bir yere atmalıydım. Manas, çıldırdın mı? Kızları idare etmeyi hiç bilmiyorsun. Sen. Kız bizim terasa gelmiş. Onun yanına git. Ona patronun kim olduğunu göster, tamam? Ne? Soru sormayı bırak artık. Karışıklık çıkarsa Dev abi hepimizin canını okur. Biliyorsun bizi baştan uyarmıştı. Aynen. Hadi git ve hallet şu işi. Kızı kontrol edemezsen bana haber ver. Gel. Seni bekliyorum. Bugün Parek ailesinin varislerinden biri ölecek. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.